Herkese merhabalar. Kanalı açtığım günden beri bana sorulan bir soru var ki bitmek tükenmek bilmiyor gerçekten. Konumuz Airbus ve Boeing arasındaki farklılıklar. Artık zamanının geldiğini düşündüm ve bu yılın son videosunda Airbus ve Boeing'in arasındaki fiziki farklılıklara değinmek istedim. Bu arada az sonra söyleyeceğim maddelerin haricinde sizin de benim de aklıma gelen şu farklılık var diyeceğiniz bir şeyler varsa yorumlar sizi bekliyor. İki üreticinin bütün uçakları birbirine benzemiyor dedik. Mesela size şimdi iki tane fotoğraf gösteriyorum. Hangisi Boeing, hangisi Airbus? Muhtemelen ilk bakışta birçoğunuz anladı. Hatta bana dediniz ki Cihan bu da bir şey mi? Evet, gerçekten bu da bir şey mi? Zaten iki katlı bir uçağa bakıyorsak üst katı eğer yarımsa Boeing, boydan boya bir üst kat varsa Airbus A380'e bakıyoruz demektir. Ama bazı uçaklar gerçekten uzaktan ayırt edilemiyor. Umuyorum bu videodan sonra siz şıp diye hangisinin hangisi olduğunu anlayacaksınız. Zaten kafalar en çok Boeing 737 ve Airbus A320 söz konusu olduğunda karışıyor. Gerçi bazen Airbus A330 ile Boeing 777 de karışabiliyor. Şimdi isterseniz Boeing 737 ve Airbus A320 arasındaki gözle görülebilecek farkları Pegasus'un bu çok güzel boyamalı Ada isimli uçağının maketi üstünde burundan başlayıp arkaya doğru giderek anlatayım. Videonun üstüne görüntüler de koyacağım ve bir taraftan da elimdeki bu maketle anlatacağım. Boeing'e baktığımız zaman Airbus'un uçaklarına göre burnunun bir tık daha sivri olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Airbus'un uçaklarının burunları neredeyse tamamen yuvarlak şekildedir. Ama olabilir, burundan hemen anlamayabiliriz. Şimdi devam edelim. Uçakların kokpit camları da modelden modele, markadan markaya değişebiliyor. Ama karakteristik bir özellik var ki şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Boeing 737'ye bakacak olursak yine kokpit camlarının yanda son iki camının birleşim yeri alta doğru şöyle V şeklindedir. Airbus A320'de ise bu kokpit camları düz bir form halinde ilerler. Yani eğer cama bakacak kadar yakınsanız yandan son iki cama bakın. Yandaki iki camın altı V şeklinde, V formundaysa elimdeki güzel Boeing 737 gibi bir uçağa bakıyorsunuzdur. Eğer düz gidiyorsa Airbus A320'ye bakıyorsunuzdur. Camdan da anlamamış olabiliriz ya da işimizi garantiye almak istiyor olabiliriz. Devam ediyoruz. Ön iniş takımı. Eğer ön iniş takımını görebiliyorsanız bakacağınız nokta ön iniş takımının iki yanında kapak olup olmadığıdır. Boeing 737'lerde ön iniş takımının, ki bu uçakta şu anda açık değil, her iki tarafında gözle gayet rahat görülebilecek bir kapak vardır. Ekranda görmüş olduğunuz üzere öne doğru uzanır bu kapak ama Airbus A320'lerde ve birçok Airbus modelinde bu kapak bu kadar uzun şekilde açık kalmaz. Evet, halen daha verdiğin doneler yeterli değil, baktığım uçağın ne olduğunu anlayamadım diyorsanız yavaş yavaş devam ediyoruz. Boeing 737 ve Airbus A320'nin en belirgin farklarından bir tanesi de motorlarının ön tarafıdır. Boeing 737 Airbus A320'ye göre yere bir tık daha yakın olduğu için motorlarının ön tarafındaki hava giriş kanallarının alt tarafı yassıdır. Neden? Çünkü uçak yere yakın olduğu için motor da yere iyice yakın olursa ön hava giriş kanalı hem yere değebilir hem de yerdeki pisliği, tozu, toprağı içerisine rahatlıkla çekebilir. Airbus A320 ise yere yakın bir uçak olmadığı için 737'ye kıyasla motorları neredeyse yuvarlığa tamı tamına uyan bir profile sahiptir. Yani eğer uçağın motorunu görebiliyorsanız motora dikkatlice bakın. Şu şekilde bir yassılık varsa Boeing 737'ye bakıyorsunuzdur. Eğer yuvarlığa yakın bir tasarımdaysa Airbus A320'dir. Çok fazla böyle incik cincik minik detay da var tabii ki buraya gelene kadar. Ama ben size çıplak gözle uçağa baktığınızda saniyeler içerisinde anlayabileceğiniz farklardan bahsediyorum. Evet, geldik uçağın arka tarafına. Arkada ne var? Kuyruk. Şimdi kuyrukta dikey stabilizatörden sonra eğer gövde gayet rahat görülebilecek şekilde uzayıp gidiyorsa baktığımız uçak bir Airbus A320'dir. Eğer bu elimdeki modeldeki gibi hemen bitiyorsa bu uçak bir Boeing 37'dir. Ekranda da yan yana gördüğünüz resimlerden anlayacağınız üzere bunu kolaylıkla fark edebilirsiniz. Dar gövdede durum kısaca bu şekilde, geldik geniş gövdeye. Boeing 777 ve Airbus A330 belki uzaktan bakıldığında birbirine çok benziyor olabilir. Ama ben size en kritik noktayı söylüyorum şimdi. Eğer geniş gövde bir uçak görmüşseniz ve Boeing 777 mi yoksa Airbus A330 mu diye düşünüyorsanız, yani seçenekleri ikiye indirmişseniz
bakacağınız yer uçağın iniş takımlarıdır. Boeing 777'lerde ana iniş takımında 3 sıra tekerlek vardır. Airbus A330'ların ana iniş takımlarında ise sadece 2 sıra tekerlek vardır. 3 sıra varsa Boeing 777, 2 sıra tekerlek varsa Airbus A330. Yeni üretilen Airbus A350'de de 3 sıra tekerlek var. Ama onda iniş takımına gelene kadar kokpit camlarının yanındaki makyajdan Airbus A350 olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bir de şu konu var. Şimdi uçak mesela havada olabilir. Henüz kalkmış olabilir. Uzaktan görüyor olabilirsiniz ve hiçbir detaya hakim olamayabilirsiniz. Ya da en kötü senaryo hava kararmış ya da gece olabilir. Böyle bir durumda ne yapacağız? Uçağı tahmin edemeyeceğiz mi? Hayır, tabii ki edeceğiz. Ve yukarıya doğru bakıp, uçağa doğru bakıp bu Boeing'in hisseleri de düştü, ne olacak acaba diye havamızı atacağız arkadaşlar. Bunun için bakacağımız yer uçağın her iki kanadının ucunda bulunan ve kuyrukta bulunan, arka tarafında bulunan strobe light'tır. Strobe light denilen ışık çakar şeklindedir ve anlık olarak çakar, beyaz bir renktedir. Hemen ayırt edebilirsiniz. Ayrıca uçakların ışıklarıyla alakalı bir video yapmıştım. Merak edenler o videoyu da şuradan tıklayıp izleyebilir diyeceğim ama genelde benim YouTube'da izlediğim videolarda sunucu şuradan tıklayın dediği zaman maalesef orada hiçbir şey çıkmıyor. Umarım ben başarabilmişimdir bunu ve şuradan tıklayıp o videoyu izleyip sonra bu videoya geri gelmişsinizdir. İşte bu strobe light Boeing'lerde tek yanıp söner, Airbus'larda ise iki kere yanıp söner. Bakacağımız yer beyaz çakar lambasıdır. Yani strobe light. Bu inanılmaz tüyodan sonra şunu eklemek istiyorum. Ben bu videoda uzakta kendi halinde duran bir uçağa bakarak referans alabileceğiniz noktaları söyledim. İki uçağın kokpiti vesaire zaten bambaşka. Birisinde koskocaman lövye var, diğerinde side stick var. Buralara geleceğiz ama bu videoları sizlere canlı canlı kokpitin içine girip çekeceğim arkadaşlar. Bu da yeni yılda çok güzel videolar geliyor demek oluyor benden söylemesi. Evet, bu yılın son videosunun sonuna geldik. Kanalımız çok yakında 1 yaşını dolduruyor. İlk günden beri aramızda olana da, aramıza yeni katılana da iyi ki varsınız demek istiyorum. Sizlerin destekleri bu uzun yolda çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Evet, sürçülisan ettiysek affola. Video hoşunuza gittiyse yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Yeni yılda yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinize mutlu seneler, iyi seneler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Havacılıkla kalın.